Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Önümüzdeki yarım saat boyunca VOA Türkçe muhabirlerinin bağlantılarıyla Amerika ve dünyadan haberleri, siyasetten ekonomiye son gelişmeleri paylaşacağız. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu heyeti başkent Washington'da temaslarda bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi 2023 savunma bütçesini onayladı. Eşcinsel evliliği koruyan tasarı Kongre'de onaylandı. Tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını yani Washington gündemini Dilge Timoçin aktaracak. New York'ta grip vakaları 3 haftada 3 kat arttı. Yetkililer iç mekanlarda maske çağrısı yaptı. Amerika'da üretici fiyatları Kasım ayında tahminleri aştı. Bu iki başlıktan öne çıkan ayrıntıları New York'tan Mehmet Sümer paylaşacak. Bir diğer durağımız büyüme verilerinin tahminlerin üstüne çıktığı Fransa olacak. Ayrıntıları Paris'ten Arzu Çakır aktaracak. Stüdyo VOA başlıyor. Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasının bağlı olduğu şartların 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın nihai metninden çıkarıldığı ve Amerika'nın Türkiye'ye Suriye'de gerilimi azaltın çağrıları yaptığı bu dönemde Washington, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu heyetini ağırlıyor. Heyetin ABD temaslarını Dilge Timoçin aktaracak. Dilge, heyetin Kongre'de temaslarda bulunduğunu biliyoruz. Kimlerle görüştüler, hangi programlara katıldılar, paylaşır mısın? Özlem, Türk delegasyonu aslında NATO Parlamenter Transatlantik Forumu'na katılmak üzere hafta başından bu yana Washington'da NATO Forumu hafta başından çarşambaya kadar sürdü. Heyette burada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ortak bir karşılık verilmesi, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve aynı zamanda savaşın etkileriyle NATO'nun caydırıcılığının ve savunma pozisyonunun güçlendirilmesi dahil uluslararası politikanın temel zorluklarını ve transatlantik işbirliğinin geliştirilmesi görüşmelerine katıldı. Forumda ayrıca Amerika-Çin ilişkileri, Asya'da değişen güvenlik ortamı ve NATO'nun Asya'daki ortaklıkları ele alındı. Ancak heyetin Washington gezisi ziyareti NATO forumuyla sınırlı kalmadı. Amerikan Kongresi'nde de temaslarda bulundu Türkiye heyeti, dediğin gibi. Ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu'nun Twitter'daki açıklamalarına göre heyet çarşamba günü Cumhuriyetçi Montana Senatörü Steve Daines ve Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ile görüştü. Gündem elbette Türk-Amerikan ilişkileri, Ukrayna'da süren savaş ve Suriye'deki durumdu. Aynı gün Temsilciler Meclisi'nin Tennessee ve Nebraska temsilcileriyle, üyeleriyle de bir araya geldiler. Heyetin açıklamalarına göre karşılıklı güvene dayanan Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden inşasının önemi, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve askeri ihtiyaçları konuları görüşüldü. Evet, dün de Senato'da hem Dış İlişkiler hem de Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi olan Güney Dakota Senatörü Mike Brown'la görüştü. Dün akşam da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen askeri ilişkiler resepsiyonuna katıldı heyet. Büyükelçilikten aldığımız bilgiye göre resepsiyona Biden yönetiminin Savunma ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Twitter'daki açıklamalara göre Türkiye heyetinin temasları bugün de sürdü. Temsilciler Meclisi, İstihbarat Komisyonu ve komisyonun kıdemli üyesi ve Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Mike Turner'la görüşüldü. Daha önce 2014 ile 2016 yılları arasında NATO Parlamenterler Meclisi'nin başkanlığını da yapan Mike Turner'la iki ülke ilişkileri ve Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ele alındı. Ziyaretin zamanlaması önemliydi elbette. Zira Ankara'nın Suriye'nin kuzeybatısında düzenlemeyi planladığı kara operasyonu Washington'dan karşı çıkan açıklamalar vardı. Günlerdir peş peşe geliyordu. Son olarak da daha 3 gün önce Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasının bağlı olduğu şartların Amerika'nın 2023 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası NDAA'dan kaldırılmış olduğu görülmüştü, savunma bütçesinden. Demokrat Partili senatörler Bob Menendez ve Chris Van Hollen'ın istediği bu F-16 jetlerinin ve modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışının jetlerin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemesini ve Biden yönetiminin satışın ulusal çıkarlar çerçevesinde yapıldığını onaylaması şartı Amerika'nın savunma bütçesinde yer almamıştı. Ancak heyetten temasların içeriğiyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yok ve Washington'da bir basın toplantısı beklenmiyor Özlem.
Dilge Türk heyetinin de görüşmeler yaptığı ABD Kongresi'nde dün hareketli bir gün yaşandı. Sen de söyledin, Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını engelleyen şartların kaldırılmasıyla Türkiye gündemini de meşgul eden 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bir başka gelişme de eşcinsel evliliği koruyan tasarının onaylanmasıydı. Kongre cephesinden son haberler için söz bir kez daha sende. Hemen az önce değindiğim savunma bütçesiyle başlayayım. Temsilciler Meclisi dün Başkan Joe Biden'ın önerdiğinden 45 milyar dolar daha fazla olan savunma bütçesinin gelecek yıl 858 milyar dolara ulaşmasının önünü açan yasayı onayladı. Temsilciler Meclisi, Pentagon'un Savunma Bakanlığı'nın politikalarını belirleyen ve her yıl onaylanması gereken Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın üzerinde uzlaşılmış versiyonu 80'e karşı 350 gibi ezici bir oyla kabul etti. Böylelikle 2023 savunma bütçesinin kabul edilmesi ve Senato'da oylamaya sunulması için gereken 3'te 2 çoğunluğun çok üzerine çıkılmış oldu. 858 milyar dolarlık askeri harcama yetkisi veren NDAA, askerler için %4,6'lık maaş artışı, silah, gemi ve uçak alımları için fon ve Çin'in saldırganlığına karşı karşıya kalan Tayvan'la Rusya'nın işgaline mücadele eden Ukrayna'ya destek içeriyor. Ukrayna'ya gelecek yıl en az 800 milyon dolar ek güvenlik yardımı sağlayan tasarıda Çin'le yaşanan gerilimin ortasında Tayvan'ı güçlendirmeye yönelik bir dizi hükümde yer alıyor. Tasarı Lockheed Martin'in F-35 savaş uçakları ve General Dynamics tarafından üretilen gemiler dahil yeni silahlar geliştirmek ve sistemler satın almak için daha fazla da fon yetkisi veriyor. Senato'nun savunma bütçesini gelecek hafta kabul etmesi ve Başkan Joe Biden'ın da imzalaması için Beyaz Saray'a göndermesi bekleniyor. Dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bir başka tasarı da eşcinsel evliliklerin korunması ile ilgiliydi. Amerika'da eşcinsel evliliklerin federal düzeyde tanınmasını sağlayan yasa tasarısına nihai onay verildi. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı 169'a karşı 258 oyla kabul edildi. Demokrat Partili temsilciler üyelerin tamamı ve 39 Cumhuriyetçi Partili üye tasarıya destek verdi. 169 Cumhuriyetçi Partili üye ise tasarı aleyhine oy kullandı. Tasarı Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel evliliklerin hukuki düzeyde tanınmasına verdiği desteği geri çevirebileceğinden kaynaklanan kaygılar nedeniyle hazırlanmıştı. Ve tasarı yasası olarak yürürlüğe girmesi için Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Nüfus Sayımı Dairesi'ne göre Amerika'da yasal olarak evli olan 568 bin eşcinsel çift bulunuyor. Özlem. Washington gündeminden son notları Dilge Timoçin aktardı. Teşekkürler Dilge. Rusya'da 10 aydır tutuklu bulunan Amerikalı ünlü basketbol yıldızı Brittney Griner ve Amerika'daki hapis cezasını çeken Rus silah kaçakçısı Viktor Butun karşılıklı olarak serbest bırakılmasından bir gün sonra Griner ABD'ye ulaştı. Beyaz Saray, ABD'nin Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya ile birlikte çalışacağını açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in daha fazla mahkum takasının mümkün olduğu yorumuna yanıt olarak, Paul'u eve getirmeye çalışmak için bu kanallar aracılığıyla aktif olarak çalışacağız. Söz değil, icraat önemlidir dedi. Griner serbest kalmasının ardından önce Moskova'ya, oradan da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye geçti. Mahkum takası Abu Dhabi Havalimanı'nda gerçekleşti. Olimpiyatlarda iki kez altın madalya alan Griner, Ulusal Kadın Basketbol Ligi'nde Phoenix Mercury takımının yıldızıydı. Griner 17 Şubat'ta Moskova alanında bavulundaki elektronik sigaranın kartuşunda Rusya'da yasaklı bir madde olan esrar yağı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Griner Phoenix'teki evine gitmeden önce Texas eyaletinin San Antonio kentinde sağlık kontrolünden geçti. Butun ise Moskova'ya varmasının ardından havaalanında annesi ve eşiyle kucaklaştığı görüntüler televizyonlara yansıdı. Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde Amerika'nın en kalabalık eyaletlerinden New York'ta son 2 haftada koronavirüsü vakaları %60 arttı. Uzmanlar bunun eyalette Şubat ayından bu yana kaydedilen en hızlı artış olduğunu ifade ederken eyalet genelindeki grip vakaları da son 3 haftada 3 kat arttı. New York'taki son durumu Mehmet Sümer'den alacağız. Mehmet, bu artışların altında yatan nedenler neler? Özlem, bu sene açıkçası COVID salgınından sonra COVID salgınıyla birlikte ki bir taraftan sen de söyledin COVID vakalarında da
artış var ama Covid ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu ve bir de grip salgını eklendi buna. Hatta iki gün önce New York valisi yaptığı toplantıda buna triple-demic, yani pandemik değil de triple-demic, hani tam Türkçe karşılığı yok ama üçlü salgın diyebiliriz dedi. Dolayısıyla bir taraftan grip salgını, bir taraftan üst solunum yolu enfeksiyonu salgını, diğer taraftan Covid salgını. Vaka sayıları artıyor. Hepsinde de hastanelerde insanlar uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar. Hatta bazı hastanelerde yatakların tamamen dolu olduğu, New York ve çevresindeki bazı hastanelerde gripal enfeksiyonlar ve Covid vakaları sebebiyle yatakların tamamen dolu olduğu haberleri geliyor. Henüz daha bir önlem açıklanmadı maske kullanımı ile ilgili. Ancak yetkililer, şehrin sağlıkla ilgili yetkilileri de özellikle kapalı alanlarda maske kullanılmasını tavsiye ediyorlar. New York'ta da diğer eyaletlerde olduğu gibi, hatta dünyanın birçok yerinde olduğu gibi maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış durumda. Şu aşamada herhangi bir zorunluluk söz konusu değil. Ancak kapalı alanlarda, toplu taşımalarda maske kullanılmasına dair bir tavsiye kararı yayınlanmış durumda. Özellikle okullara gönderilmiş bir Sağlık Müdürlüğü tarafından okullara gönderilmiş bir mektup var. Okullarda, sınıflarda öğrencilerin maske kullanılmasına teşvik edilmesi ifade ediliyor. Çünkü okullar salgının en hızla yayıldığı yerler olarak şu aşamada yer alıyorlar. Söylediğim gibi henüz bir zorunluluk yok. Ancak maske kullanımı ve özellikle hem grip aşısı hem de COVID aşılarının yaptırılması konusunda sürekli olarak vatandaşlara çağrılarda bulunuluyor ki bunu televizyon kanallarında da görebiliyoruz. Her gün televizyonların en çok seyredildiği saatlerde hem COVID aşılarının, ek aşıların yaptırılması, takviye dozlarının yaptırılması hem de grip aşılarının yaptırılması konusunda sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Amerika yalnızca virüslerle değil, bir yandan da yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Kasım ayında üretici fiyatlarının beklentilerin üstünde arttığını görüyoruz. Mehmet, nedir son veriler? Evet, bu açıkçası piyasaları üzen bir veri oldu. Üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde aylık bazda 0,3, yıllık bazda da %7,4 oranında arttı ki beklenti %7,2'lerde kalacağı şeklindeydi. Bu da şuna işaret ediyor: enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Peki ne olacak? Enflasyon verisi önümüzdeki hafta açıklanacak. Ancak ÜFE'nin, yani üretici fiyat endeksinin yüksek gelmesi, beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyon rakamında da beklenen geri çekilmenin olmayacağı endişelerini arttırdı. Peki bu neye neden oluyor? Enflasyon eğer beklenen geri çekilmeyi sağlamazsa, o zaman Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği anlamına geliyor bu. Genel beklenti önümüzdeki hafta 13-14 Aralık'ta Fed toplantısını yapacak. 14 Aralık'ta Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Türkiye saatiyle 21.30'da Aralık ayı için Fed'in faiz kararını açıklayacak. İşte o açıdan bu ÜFE, yani üretici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi önemli. Söylediğim gibi bu önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamının da beklentilerin üzerinde gelebileceğine işaret ediyor. Bu durumda Fed'in hem beklentinin üzerinde faiz arttırımına gitmesine neden olabilir, hem de piyasaların ve iş dünyasının genel beklentisi olan yeni yılla birlikte faiz artırımlarının artık bırakılacağı, Fed'in faiz artırımlarından geri adım atacağı beklentisini açıkçası biraz daha zora sokacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Genel yorumlar, genel beklentiler, piyasanın genel beklentisi önümüzdeki hafta yapılacak açıklamada da enflasyonla mücadele için Fed'in 50 bas puanlık bir artış yapacağı şeklinde. Ancak üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde geldikten sonra önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verisi de eğer beklentilerin yine çok üzerinde gelirse, en azından beklenti rakamlarının o sınır bölgesinin üzerinde gelirse, o zaman bir kez daha Amerikan Merkez Bankası Fed'in belki 75 bas puanlık bir faiz artışına gittiğini görebiliriz. Ancak söylediğim gibi onu önümüzdeki hafta göreceğiz. Ancak açıklanan üretici enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde olması, hem gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de yüksek geleceği beklentilerini doğurdu, hem de 2023'ün başlarında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğine dair beklentileri ve endişeleri körüklemiş oldu Özlem.
Amerika'nın hem virüslerle hem de enflasyonla mücadelesindeki son durumunu New York'tan Mehmet Sümer aktardı. Teşekkürler Mehmet. Şimdi Avrupa ekonomisiyle devam ediyoruz. Enflasyon oranının Avrupa'nın diğer ülkelerine oranla nispeten daha düşük olduğu Fransa'da büyüme rakamları da olumlu geldi. Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Gaulle, ülkenin bu yıl 2,6 oranında büyüyeceğini, önümüzdeki yılda korkulduğu gibi resesyona uğramayacağını belirtti. 2023'te zayıf da olsa pozitif büyüme gerçekleşeceğini, ardından enflasyon ve büyüme rakamları açısından normale dönüş sürecinin başlayacağını da kaydetti. Paris'e Arzu Çakır'a dönüyoruz şimdi ayrıntılar için. Arzu, Fransa ekonomisi bu yılı büyümeyle kapatıyor ancak önümüzdeki yıl resesyon gerçekleşebilir mi? Nasıl okumalıyız Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını? Özlem, Ukrayna-Rusya savaşında 9. aya girdik. Bütün dengeleri alt üst etti bu savaş. Covid sonrası enflasyon ve enerji krizinin de kriz üzerine kriz eklemesi nedeniyle de ciddi bir enflasyon kaygısı var. Buna karşılık merkez bankaları faiz oranlarını artırıyor biliyorsunuz enflasyonu frenleyebilmek için. Ancak bütün bunlar Avrupa'nın genelinde Euro bölgesinde resesyona yol açtı. Ve Fransa'da resesyona girilip girmeyeceği kaygıları vardı. Zira hep %0 civarında görülüyordu. Sonuçta senin de belirttiğin gibi Fransız Merkez Bankası Banque de France'ın başkanı François Villeroy de Gallo bir açıklama yaptı. Ve bu yıl sonunu yani son 4. çeyreği pozitif kapatmayı hedeflediklerini, beklediklerini, öngördüklerini dile getirdi. Daha doğrusu 4. çeyrekte Fransa'nın resesyondan kurtulduğunu açıkladı. %0.1 civarında çok zayıf da olsa bir büyüme kaydedeceğini, böylece yıllık büyüme rakamının da %2.6 civarında toplam gerçekleşeceğini dile getirdi. 2023 içinde bir takım öngörülerde bulundu Merkez Bankası. 2023'te kriz devam edecek. Enflasyon krizi özellikle devam edecek. Buna bir de enerji krizi eklenince yaklaşan kış koşullarını da beklediğimizde bütün rakamlar aşağı doğru gidecek ve belki de bir resesyona girme ihtimali olacak. Belki Fransa yine Merkez Bankası'nın söylediği verilere göre belki bir takım daralmalar ekonomik faaliyetlerinde daralmalar yaşayabilir ancak yine de %1 civarında hükümete göre. Fransız hükümetine göre bir büyüme gerçekleşecek 2023 için Fransa'da. Merkez Bankası'na göre ise bu biraz daha düşük olacak. Yani %0.5 birkaç puan üstü ve birkaç puan altında gerçekleşebilecek. Neden bu sene resesyona girmedi Fransa? 3 önemli gerekçesi var. Birincisi enerji krizine Fransa'nın beklenenden daha iyi direnç göstermesi. İkincisi borsa hizmetlerinin dinamizmini koruması. Üçüncüsü ise inşaat sektöründe önemli bir çökme bekleniyordu. Tedarik sıkıntıları vardı. Girdiler çok pahalanmıştı. Buna bir enflasyon eklenince inşaat sektöründe önemli bir kriz bekleniyordu. Fakat inşaat sektörü de çok beklenenden çok yüksek bir oranda direndi bu krize. Dolayısıyla bu elemanlar birleşince de beklenenin daha üstünde bir büyüme yaşandı. 2023'te %1'den daha düşük bir büyüme olacak ama yine yukarıda olacağı dile getiriliyor. 2024'ten sonra ise Avrupa'nın genelinde de bu görülecek. Hem enflasyon rakamları gerileyecek hem yeniden kriz öncesi büyüme rakamlarına doğru belki de ilk geçiş olacak diyor Fransız Merkez Bankası Fransa için Özlem. Fransa ekonomisinden son verileri Paris'ten Arzu Çakır paylaştı. Teşekkürler Arzu. Rusya-Ukrayna savaşından doğrudan etkilenen Avrupa'da önümüzdeki kış aylarında yaşanabilecek aşırı yüklenmeye karşı toplu elektrik kesintisi hazırlıkları yapılıyor. Daha önce de bildirdiğimiz gibi örneğin Fransa'da valiliklere gönderilen talimatlara göre Ocak ayında elektrik kesintileri yaşanacağından yola çıkılıyor ve bu durumda okulların öğlene kadar kapalı kalması, telefon vericilerine elektrik verilmemesi planlanıyor. Enerji krizinin en yoğun yaşandığı Almanya'da da elektrik arzı ilk kez sıkıntıya girdi. Berlin'den Cem Dalaman bildiriyor. Almanya'da yetkililer haftalardır ülkede kış aylarında bölgesel ve geçici elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuyordu Özlem. Ancak enerji kıtlığı konusu genel olarak şimdiye dek hep
soyut bir söylemdi. Bu konuda yapılan uyarılar hep soyuttu. Dünden bu yana tehlikenin gerçek olduğu, ciddiye alınması gerektiği artık netleşti diyebiliriz. Ülkenin güneyindeki Baden-Württemberg eyaletine hizmet veren elektrik şirketi elektrik arzında gergin bir durum olduğunu duyurdu ve gece yarısında sarıya dönen arz durumu göstergesi saat 14'te kırmızıya, yani alarm durumuna yükseldi ve ardından hemen tüketicilere mesaj geldi cep telefonları üzerinden. Elektrik şebekesindeki durumun sabit tutulabilmesi için tüketimin azaltılması gerektiği çağrısı yapıldı ve gerekli olmayan tüm elektrik aletlerini kapatın dendi. Kırmızı alarm 1 saat sürdü. Tüketicilerin olumlu tepki vermesi sonrasında sistem yeniden normale döndü. Şirketten yapılan açıklamada gergin duruma rağmen elektrik kesintisinin yaşanmadığı belirtildi. Ancak tüketimin daha soğukların daha artacağı önümüzdeki günlerde benzer bir alarm durumunun yeniden yaşanabileceği ve böyle bir durumda elektriklerin kesilmek zorunda olacağı da bildirildi. Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckar-Westheim nükleer santralinin bakımında olması elektrik kesintilerinin bir nedeni olarak gösterildi. Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Bakanlık ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşeceğini kaydederek ülkeye elektrik sağlayan Fransız nükleer santrallerinin son dönemde daha az elektrik ürettiğini, Fransa'daki bu santrallerde yaşanan kesintilerin Almanya'nın enerji tedariğine sorun yarattığını, büyük sorun teşkil ettiğini açıkladı. Almanya bilindiği gibi bu yılın sonuna kadar son 3 nükleer santralın da kapatılmasını yıllar önce aldığı karara rağmen yaşanan enerji krizi nedeniyle hükümet tarafından üretime devam 15 Nisan 2023'e kadar devam edilmesi yönünde karar vermişti Alman hükümeti. Öte yandan Türkiye'deki Afet Acil Durum Müdürlüğü AFAD'ın benzeri bir kurum olan Alman Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Dairesi de kışın olası elektrik kesintilerine karşı uyarıda bulundu ve Ocak ve Şubat aylarında bölgesel ve belirli süreler arasında kesinti yaşanması ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Özellikle doğal gaz stoklarında yaşanacak sıkıntı nedeniyle evlerde elektrikli ısıtıcıların aynı anda ve çok kullanılması durumunda yüklenilen bölgelerde elektrik kesintilerinin kesin olduğu belirtilirken aynı zamanda şebekeleri korumak ve genel arzı tehlikeye atmamak için operatörler tarafından şebekelerin hedefli ve geçici olarak kapatılabileceği uyarısı da yapıldı. Alman hükümeti yaptığı bir açıklamada beklenen enerji krizine karşı tüketici ve işletmelerin enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 200 milyar euro fon ayırdığını duyurmuştu. Bundan bir süre önce yapılmıştı bu açıklama. Bu doğrultuda ilk etapta içinde bulunduğumuz Aralık ayında bir defaya mahsus olmak üzere ödemelere başlandı. Örneğin öğrencilere 200 euro yardım yapılıyor. Mart ayından itibaren de geniş kapsamlı bir yardım planlanıyor. Demin de belirttiğim gibi üniversite öğrencilerinin yüksek enerji fiyatlarına katkı için 200 euroluk sabit bir yardım almaları söz konusu bu ay itibarıyla. İngiltere'de grev dalgasına postacılar da katıldı. Şikayetler diğer sektörlerle ortak. Paket kuryeleriyle amansız bir rekabet ve düzensiz iş programı da cabası. Tam da yılbaşı gönderi trafiğinin yoğunluğuna denk gelmesi dikkatlerin postacılara yönelmesine neden oluyor. Barış Çimen Londra'da postacılarla neden grev yaptıklarını konuştu. İngiltere'de devam eden hayat pahalılığı nedeniyle hayatından memnun olmayanların arasına postacılar da girdi. Onlar da grev yapacaklar. Tıpkı hemşireler, ambulans çalışanları, itfaiyeciler, öğretmenler, üniversite hocaları, demir yolları çalışanları gibi büyük bir dalga. Parlamento meydanında toplandılar ve şikayetlerini sıralıyorlar yaptıkları konuşmalarda. Neden grev yapmak istiyorsunuz? Gerçekte grev yapmak istediğimiz yok. Bize yapılan muamele nedeniyle grev yapmak zorunda kalıyoruz. Çalışmayınca para kaybediyoruz ama herkese göstermemiz lazım. Patron bize çöplük muamelesi yapıyor. Gidin bakın, kendileri sırça sarayda. Çok para kazanıyorlar. Biz ne yapalım? Sakıncası yoksa ayda ne kadar kazanıyorsunuz? Biz ücretlerimizi haftalık alıyoruz. Saatimiz 12 sterline denk geliyor ve eğer şanslıysak hafta sonu eve 356 sterlinle dönüyoruz. Ve bizim yılda 75 bin sterlin kazanan patronumuz kendine 140 bin sterlin ikramiye veriyor. Bir de dönüyoruz.
dönmüş bize, siz normalin %20'si, %40'ı fazla para kazanıyorsunuz diyor. Ama baktığımız zaman aldığımız para saatlik asgari ücretten sadece 1,5 sterlin fazla. O yüzden grevdeyiz. İki ayrı grev tertipledik. Biri maaşlarla ilgili, çünkü bize %2 artış dayattılar. Hem de sendikayla hiç pazarlık yapmaksızın. İkincisi de çalışma koşullarımızla ilgili. Çünkü göz göre göre 500 yıllık geçmişi olan kurumu sadece para için darmadağın ettiler. ...115.000 posta çalışanı yılbaşına doğru aralıklı bir şekilde grevde olacak. Gerilen noktada mesleğin acımasız bir saldırıya maruz kaldığını düşünen postacılar, enflasyon oranında ücret zammı kadar sürekli çalışma garantisi ve ücretli hastalık izni de istiyor. How do you cope with... Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Her şey çok pahalı. Mesela pazara gidiyorsunuz. Önceden üçünü bir sterline alabildiğimiz bir sebze, şimdi tanesi 80 penny olmuş. Çocuklarım var. Bu hayat pahalılığında ev geçindirmek herkes için çok zor. Evinizi ısıtabiliyor musunuz? İdare ediyoruz. Elimizdekiyle geçinmeye çalışıyoruz. Kraliyet Posta Servisi'nin koyduğu kurallar nedeniyle paket kurye servisleriyle rekabet edilememesi ve sonuç olarak saat kayıplarının daha az ücrete neden olması da diğer şikayetler arasında. İşimiz için de mücadele veriyoruz. İş güvencesi ve koşullar. Tabii ki enflasyona uygun ücret artışı için de, ama daha çok iş güvencesi. Şikayet ettiğiniz iş koşulları neler? Mesela kendi aracı olan sürücüler geçici çalışanlar istiyorlar. Düşük ücretle işe yeni alınanlar oluyor. Hiç adil değil. Ailemle çok az zaman geçirebiliyorum. Bu kadar çalışmak istemiyorum. Peki onların diğer sektörlerden farkı ne? Tam da yılbaşı üstüne denk getirmeleri grevlerini. Çünkü İngiltere'de yılbaşı demek insanların birbirlerine hediye göndermesi, kart göndermesi demek. Şu anda herkes ne yapacağını bilemez halde. Bugün de Stüdyo VOA yayınının sonuna geliyoruz. Bu ve diğer tüm yayınlarımızı internet adresimiz voatürkçe.com'da bulabilir. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberleri, videoları Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte 6. gün programında haftanın öne çıkan gelişmeleriyle bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.